Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz fiillerde çatı. İsteyen arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten konunun PDF'ini indirebilir. Şimdi fiilde çatı nedir? Bunun tanımıyla başlamış olalım. Fiillerin cümlede özne ve nesne ile kurduğu ilişkiye göre eylemin nesne alıp almamasına veya öznenin fiilde bildirilen işle ilgili olarak gösterdiği duruma biz ne diyoruz arkadaşlar? Fiilde çatı diyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken önemli bir notumuz var. O da şu: yüklemi fiil olmayan cümlelerde çatı aranmaz arkadaşlar. Önemli bir detay. Buna da lütfen dikkat edelim. Yani yüklemde muhakkak ne olacak arkadaşlar? Fiil olacak. Bunun dışındaki cümlelerde fiilde çatı olayı aranmaz. Fiiller çatı yönüyle iki grupta incelenir: nesnesine göre fiiller ve öznesine göre fiiller olmak üzere. Nesnesine göre fiiller de kendi içinde dörde ayrılıyor: geçişli fiiller, geçişsiz fiiller, oldurgan fiiller ve ettirgen fiiller olmak üzere. Öznesine göre fiiller ise etken fiil, edilgen fiil, dönüşlü fiil ve işteş fiil olmak üzere. İsterseniz şimdi konunun detaylarına geçmiş olalım. Nesnesine göre fiilleri işliyoruz. Bir, geçişli fiiller. Geçişli fiil arkadaşlar nesnesi olan ya da nesne alabilen fiillere geçişli fiil denir. Hatırlarsanız cümle ögelerinde bahsetmiştik. Nesneyi bulmak için yükleme biz neyi soruyoruz arkadaşlar? Neyi, kimi ve ne sorularını yöneltiyoruz. Bunlar bize cümlede nesneyi veriyor. Şimdi örneklere bakalım isterseniz. Kardeşinin hikaye kitabını izin almadan arkadaşına verdi cümlesinde verdi yüklem. Kim verdi? O, gizli özne. Neyi vermiş? Kardeşinin hikaye kitabını. Bakın, belirtili nesne. Vermek kelimesi nesne alabildiği için nedir arkadaşlar? Geçişli fiildir. Annem pazardan her zaman elma, patates ve soğan alırdı cümlesinde alırdı yüklem. Alan kim? Annem özne. Annem ne alırdı? Elma, patates ve soğan. Bakın arkadaşlar, bu sözcük öbeği nedir? Belirtisiz nesnedir. Ne sorusuna cevap verdiğinden dolayı. Dolayısıyla almak fiili nesne alabilmiş mi? Evet. Nesne aldığı için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Geçişli fiil diyoruz. Nesne belirtili de olabilir, belirtisiz de olabilir. Bu önemli değil. Önemli olan yüklemdeki fiilin nesne alıp almamasıdır. Üçüncü örneğimize bakalım. Şehrin en işlek caddesinde gezerken okul müdürünü gördüm cümlesinde gördüm yüklem. Gören kim? Ben. Gizli özne. Ben kimi gördüm? Okul müdürünü. Kimi sorusuna cevap verdiği için bu belirtili nesnedir. Bakın, görmek fiili nesne alabildiği için bu da nedir arkadaşlar? Geçişli fiil özelliği göstermektedir. Bu konuyla ilgili önemli bir notumuz var arkadaşlar. Geçişli fiile sahip bazı cümlelerde nesne olmaz. Bu fiiller nesne olmasa dahi geçişli fiil olarak kabul edilir. Çünkü yüklemdeki fiilin nesne alıp almama durumuna bakıyoruz arkadaşlar. Eğer alabilme özelliğine sahipse ve cümlede bulunmuyorsa yine bu cümle geçişli fiil olarak kabul edilir. Örneklerimize bakalım. Öğrenciler sınıfta sessizce kitaplarını okuyordu cümlesinde okuyordu yüklem. Okuyan kim? Öğrenciler özne. Öğrenciler ne okuyordu? Kitaplarını okuyordu. Bu da nedir arkadaşlar? Belirtili nesnedir. Bakın, okumak fiili nesne alabildiği için nedir bu? Bu geçişlidir. Öğrenciler sınıfta sessizce okuyordu cümlesinde okuyordu yüklem. Okuyan kim? Öğrenciler özne. Öğrenciler neyi okuyordu? Kitaplarını okuyordu ya da dergilerini okuyordu. Görmüş olduğunuz gibi okuma fiili nesne alabilme özelliğine sahip mi? Evet. Cümlenin anlamı, yapısı bozulmuyor. O zaman okuma fiilin yine nedir arkadaşlar? Geçişli fiildir. Diğer örneğimize bakalım.
Kimseden yardım almadan soruları çözdü cümlesinde çözdü yüklem. Çözen kim? O. Gizli özne. O neyi çözdü? Soruları. Soruları sözcüğü neyi sorusunun cevabı olduğu için belirtili nesne. Çözmek fiili nesne alabilmiş mi? Evet. O yüzden çözmek fiili burada geçişli fiildir. Kimseden yardım almadan çözdü cümlesinde ise çözdü yüklem. Çözen kim? O. Gizli özne. Neyi çözmüş? Bakın cümle içerisinde yok. Fakat biz şuraya soruları diyebiliriz. Ya da problemleri diyebiliriz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çözmek fiili cümlenin yapısı bozulmadan nesne alabilme özelliğine sahip mi? Evet. O yüzden çözmek fiili yine geçişli fiil olarak kabul edilmektedir. Önemli bir notumuz daha var arkadaşlar. Yüklemdeki fiilin önüne onu getirebiliyorsak fiil nedir? Geçişlidir. Ama burada önemli olan nedir? Anlamlı bir bütün oluşturmasıdır. Buna da dikkat etmiş olalım. Yukarıdaki örneklere onu kelimesini getirdiğimizde anlamlı olup olmadığına bakalım isterseniz. Bakın onu verdi desem anlamlıdır. Dolayısıyla fiil geçişlidir. Onu alırdı desem anlamlı geçişli fiil. Onu gördüm desem anlamlı geçişli fiil. Onu okuyordu anlamlı geçişli fiil. Onu çözdü anlamlı yine nedir arkadaşlar? Geçişli fiildir. Nesnesine göre fiillerden ikincisine geçiyoruz. Geçişsiz fiillere. Arkadaşlar nesne alamayan fiillere geçişsiz fiil denir. Yüklemdeki fiil onu sözcüğünü ne yapmaz? Almaz. Anlamlı bir bütün oluşturmaz. Örneklerimize bakalım. Çeşmenin başında saatlerce hüngür hüngür ağladı cümlesinde ağladı yüklem. Kim? O. Gizli özne. Nerede? Çeşmenin başında. Dolaylı tümleç. Nasıl ağladı? Hüngür hüngür ağladı. Zar tümleci. Ne kadar ağladı? Saatlerce. Zar tümleci. Bakın ağlamak fiili nesne alabilmiş mi? Hayır. Alamadığı için nedir bu? Geçişsiz fiildir. Yine ağlamak fiilinin önüne onu getirelim. Onu ağladı. Anlamlı mı? Anlamsız. Anlamsız olduğu için de zaten geçişsiz fiildir. İkinci örneğimize geçiyoruz. Eda merdivenlerden çıkarken ayağı kayıp düştü cümlesinde düştü yüklem. Düşen kim? Eda özne. Ne zaman düşmüş? Merdivenlerden çıkarken zar tümleci. Nasıl düşmüş? Ayağı kayıp düşmüş. Bu da zar tümlecidir. Bakın düşmek fiili nesne alabilmiş mi? Hayır. Alamadığı için bu da geçişsiz fiildir. Sözcüğün başına onu getirelim. Onu düştü. Anlamlı mı? Değil. Anlamsız olduğu için de geçişsiz fiildir. Üçüncü örneğimiz. Balkondan parkta oynayan çocuklarına bakıyordu cümlesinde. Bakıyordu yüklem. Kim bakıyordu? O. Gizli özne. Kime bakıyordu? Parkta oynayan çocuklarına. Dolaylı tümleç. Nereden bakıyordu? Balkondan. Bu da dolaylı tümleç. Bakın arkadaşlar bu cümlede nesne alabilmiş mi? Hayır. O yüzden bakmak fiili burada yine geçişsiz fiildir. Onu getirelim sözcüğün başına. Onu bakıyordu. Anlamlı mı? Değil. Anlamlı olmadığı için de yine nedir? Geçişsiz fiildir. Nesnesine göre fiillerden üçüncüsüne geçiyoruz arkadaşlar. Oldurgan fiiller. Bakın geçişsiz bir fiilin R, T, tır eklerini alarak geçişli hale gelmesine oldurgan fiil denir. Örneklerimize bakalım. Evde 2 saat uyudu cümlesinde uyudu yüklem. Kim? O. Gizli özne. Nerede uyudu? Evde. Dolaylı tümleç. Ne kadar uyudu? 2 saat. Zar tümleci. Arkadaşlar uyumak fiili nesne alabilmiş mi? Hayır. Alabilme özelliğine sahip mi? Yine hayır. Dolayısıyla uyumak sözcüğü nesne alamadığı için nedir? Geçişsizdir. Bakın onu uyudu desem yine anlamsız olduğunu görüyoruz. Evde 2 saat çocukları uyuttu cümlesinde ise uyuttu yüklem. Uyutan kim? O. Gizli özne. Kimi uyutmuş? Çocukları. Bakın bu nedir? Belirtili nesnedir. Şimdi buraya dikkat edin.
Birincisinde uyumak sözcüğü geçişsiz iken, nesne alamazken, ikinci cümlede aldığını görüyoruz. Çocukları kelimesini görüyoruz. Peki almasını sağlayan şey nedir? Bakın buradaki şu T2'dir. Dolayısıyla geçişsiz bir fiil geçişli hale geldiğinden dolayı bu T2'den ötürü arkadaşlar bu sözcük nedir? Oldurgan çatılı bir fiildir. Masadaki kalem düştü cümlesinde düştü yüklem. Düşen ne? Masadaki kalem özne. Nesne alabilmiş mi düşmek fiili? Alamamış. Alamadığı için geçişsiz fiildir. Onu düştü desem yine anlamsız. Dolayısıyla düşmek fiili her halükarda nedir arkadaşlar? Geçişsizdir. Masadaki kalemi düşürdü desem düşürdü yüklem. Düşüren kim? O. Gizli özne. Neyi düşürdü? Masadaki kalemi. Bu sefer burası nedir arkadaşlar? Belirtili nesnedir. Peki birincisinde nesne almayan düşmek fiili, ikincisinde nesne almış. Bunu sağlayan şey buradaki R2'dir. Dolayısıyla geçişsiz bir fiil geçişli hale geldiği için buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Oldurgan çatılı fiil diyoruz. Şişeler 2 saatte doldu cümlesinde doldu yüklem. Dolan ne? Şişeler özne. Ne kadar sürede doldu? 2 saatte. Bu da zarf tümlecidir. Bakın dolmak fiili nesne alabilmiş mi? Hayır. Alamadığı için bu nedir? Geçişsiz bir fiildir. Yine onu doldu desem anlamsız. Anlamsız olduğu için de geçişsiz fiildir. Şişeleri 2 saatte doldurdu cümlesinde ise doldurdu yüklem. Kim? O. Gizli özne. Neyi doldurmuş? Şişeleri. Bu nedir arkadaşlar? Belirtili nesnedir. Bakın. Dolmak fiili birincisinde geçişsizken ikincisinde ne yapıyor arkadaşlar? Nesne alıyor ve geçişli hale geliyor. Bunu sağlayan nedir peki? Buradaki dur ekidir. Dolayısıyla biz buna da ne diyoruz arkadaşlar? Oldurgan çatılı fiil diyoruz. Bakın bu işlemin diğer bir yolu da şurada oldurgan çatılı fiillerin üstündeki R, T, tır eklerini kapatın. Eğer kapattığınızda sözcük geçişsiz oluyor. Eklediğinizde ise geçişli hale geliyorsa arkadaşlar o nedir? Oldurgan çatılı fiildir. Nesnesine göre fiillerin sonuncusuna yani ettirgen çatılı fiillere geçiyoruz. Geçişli bir fiilin R, T, tır eklerini alarak tekrar geçişli hale gelmesine ettirgen çatılı fiil denir. Örneklerimize bakalım. Onları 2 saat kapıda bekledik cümlesinde bekledik yüklem. Kim? Biz. Nedir bu? Gizli öznedir. Kimi bekledik? Onları. Onları sözcüğü de burada belirtili nesne olarak kullanılmıştır. Bakın beklemek fiili nesne alabilmiş mi? Evet. Alabildiği için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Geçişli fiil diyoruz. Aynı cümlenin farklı bir şekli. Onları 2 saat kapıda beklettik cümlesinde beklettik yüklem. Kim? Biz. Biz nedir burada? Gizli öznedir. Kimi beklettik? Onları. Onları sözcüğü de kimi sorusuna cevap olduğu için belirtili nesnedir. Yine bekletmek fiili nesne alabilmiş. Geçişli. Fakat buradaki T ekinden dolayı arkadaşlar artık geçişli değil. Geçişli bir fiili tekrar geçişli hale getirdiği için biz buna ne diyoruz? Ettirgen çatılı fiil diyoruz. Sanatçının öldüğünü duydum cümlesinde duydum yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Ben neyi duydum? Sanatçının öldüğünü neyi sorusunun cevabı olduğu için belirtili nesne. Duymak fiili nesne alabildiği için biz buna ne diyoruz? Geçişli fiil diyoruz. Sanatçının öldüğünü herkese duyurdum cümlesinde ise duyurdum yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Neyi duyurdum? Sanatçının öldüğünü belirtili nesne. Herkese dolaylı tümleç. Bakın duyurmak fiili yine nesne almış.
Fakat şuradaki R ekine dikkat edecek olursanız arkadaşlar, bizim ettirgenlik ekimizdir. Birinci cümlede geçişli olan fiil R ekini alarak ne yapmıştır arkadaşlar? Geçişliyken tekrar geçişli hale gelmiş. Derecesini artırmış. O yüzden biz buna ne diyoruz? Ettirgen çatılı fiil diyoruz. Arkadaşlarımı eve bıraktım. Bıraktım yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Kimi bıraktım? Arkadaşlarımı. Kimi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesnedir. Nereye bıraktım? Eve. Dolaylı tümleç. Bakın, bırakmak fiili nesne alabilmiş mi? Evet. O yüzden bırakmak fiili nedir burada? Geçişli fiildir. Arkadaşlarımı eve bıraktırdım cümlesinde ise bıraktırdım yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Kimi? Arkadaşlarımı. Belirtili nesne. Nereye? Eve. Dolaylı tümleç. Bıraktırdım kelimesi de nesne almış. Fakat burada bir farklılık var. O da nedir? Ettirgenlik ekimiz olan tır eki var. Geçişli bir fiil. Tır ekini alarak tekrar geçişli hale gelip derecesini artırdığından dolayı biz buna da ne diyoruz arkadaşlar? Ettirgen çatılı fiil diyoruz. Ettirgen çatılı fiillerde geçişli fiil tekrar geçişli hale getiriliyor. Oldurgan çatılı fiillerde ise geçişsiz bir fiil geçişli hale getiriyor. Bunu da unutmayalım. Geçiyoruz öznesine göre fiillere. Bunlardan birincisi neydi arkadaşlar? Etken fiil. Yüklemde bildirilen eylemi özne bizzat kendisi doğrudan yapıyorsa arkadaşlar, biz bunlara etken fiil adını veriyoruz. Etken fiillerde her zaman için gerçek özne vardır. Örneklerimize bakalım. Sel suları etraftaki her şeyi götürmüş cümlesinde götürmüş yüklem. Götüren ne? Sel suları özne. Bakın, özne işi bizzat kendisi mi yapıyor arkadaşlar götürme fiilini? Evet. O yüzden götürmek fiili işi bizzat kendisi yaptığı için ve cümlede var olduğundan dolayı biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Etken fiil diyoruz. Yaşlı kadın kendi yetiştirdiği ürünleri pazarda satıyordu cümlesinde. Satıyordu yüklem. Satan kim? Yaşlı kadın özne. İşi yapan öznenin bizzat kendisi mi? Satma eylemini yapan? Evet. Dolayısıyla satma eylemini yapan yaşlı kadınsa satıyor fiili nedir arkadaşlar? Etken fiildir. Fizik öğretmeni tahtada tam 20 soru çözdü cümlesinde çözdü yüklem. Çözen kim? Fizik öğretmeni özne. Çözme eylemini özne bizzat kendisi yaptığından dolayı çözmek fiili öznesine göre nedir? Etken fiildir. Öznesine göre fiillerden ikincisine, yani edilgen çatılı fiile geçiyoruz arkadaşlar. Edilgen fiiller muhakkak L ve N ekini alır arkadaşlar. Bu iki eki muhakkak alması gerekiyor. Bunu unutmayalım. Eylemi kimin yaptığı belli değildir. Bu da önemli bir detaydır. Başkası tarafından yapılma anlamı vardır genel itibariyle. Özneler ise, yani edilgen çatılı fiillerde öznelere biz ne diyoruz arkadaşlar? Sözde özne adını veriyoruz. Bu ne demek? Nesne durumundaki sözcük özne olarak kullanılıyor. Öznenin yerine geçiyor. Buna da arkadaşlar sözde özne denir. Örneklerimize bakalım. Ormanlık alanda çıkan yangın bugün söndürüldü. Söndürüldü yüklem. Bakın, L ekimizi almış. Söndürme eylemini gerçekleştiren kim belli mi? İtfaiye mi? Halk mı? Asker mi? Polis mi? Belli değil. Belli olmadığı için ve L ekimizi de aldığından dolayı arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Edilgen çatılı fiil diyoruz. Peki söndürülen ne? Ormanlık alanda çıkan yangın. Biz buna da sözde özne adını vermiş oluyoruz. Şöyle demiş olsaydık, itfaiye ormanlık alanda çıkan yangını söndürdü demiş olsaydık, söndürdü yüklem, kim? İtfaiye özne. Neyi söndürdü? Ormanlık alanda çıkan yangını belirtili nesne. Bakın, çevirdiğimizde ormanlık alanda çıkan yangın belirtili nesne olurken
Şuradaki L2'nden dolayı ormanlık alanda çıkan yangın sözde özne durumuna geçiyor. Bu da söndürüldü fiilinin edilgen olduğunun diğer bir göstergesidir. Hırsızlar köyün girişinde yakalandı cümlesinde yakalandı yüklem. Bakın N2'mizi almış. Hırsızları yakalayan kim belli mi? Polis mi? Jandarma mı? Köylü mü? Belli değil. Belli olmadığı için de yakalandı sözcüğü nedir arkadaşlar? Edilgen fiildir. Peki yakalanan kim? Hırsızlar. Biz buna da ne diyoruz arkadaşlar? Sözde özne diyoruz. İş yerine masa, sandalye ve perde alınacak. Alınacak yüklem. Bakın ne ikimizi almış? Masa, sandalye ve perdeyi kim alacak? Belli mi? Belli değil. O yüzden ne ikimizi de aldığından dolayı biz buna edilgen çatılı fiil diyoruz. Alınacak olan şey nedir peki? Masa, sandalye ve perde. Bu da nedir arkadaşlar? Sözde özne olarak kullanılmıştır. Aslanlar Afrika'da yakalanıp büyük bir dikkatle ülkemize getirildi. Bakın getirildi yüklem. Kimin getirdiği belli mi? Değil. O yüzden getirildi sözcüğü burada edilgen çatılı bir fiildir. Yine yakalanıp demişiz. Kimin yakaladığı belli mi arkadaşlar? Afrika'da aslanları kimin yakaladığı belli mi? Değil. Bu da yine nedir? Edilgen çatılı fiil olarak kullanılmıştır. Bakın buradaki L2'miz edilgenlik ekidir. Buradaki L2'miz de yine edilgenlik eki olarak karşımıza çıkmaktadır. Öznesine göre fiillerden üçüncüsüne geçiyoruz. Dönüşlü fiile. Dönüşlü fiiller arkadaşlar L ve N ekini alır. Ne gibi? Edilgen çatılı fiiller gibi. Peki arasındaki fark nedir? Hatırlarsanız edilgen çatılı fiillerde eylemin kimin yaptığı belli değildi. Fakat dönüşlü fiillerde eylemi kimin yaptığı arkadaşlar bellidir. Özne işi bizzat kendisi yapar ve yapmış olduğu işten de etkilenebilir. Arkadaşlar dönüşlü fiillerde özne gerçek özne olarak ne yapılır arkadaşlar? Adlandırılır. Örneklerimize bakalım. Sokak hayvanlarına yapılan işkencelere çok üzüldüm cümlesinde bakın üzüldüm yüklem. Üzmekten üzülmek olmuş. Buradaki L ekimiz dönüşlülük ekimizdir. Kim üzüldü? Ben. Ben nedir burada arkadaşlar? Gizli öznedir. İşi yapan kim? Ben. Yapmış olduğum işten kim etkileniyor? Yine ben etkileniyorum. Dolayısıyla gerçek öznemiz de var. Bundan dolayı üzülmek fiili burada nedir arkadaşlar? Dönüşlü fiildir. Alışverişe onunla birlikte gitmediğim için bana kırılmış. Kırılmış yüklem. Kırılan kim? O. Gizli özne. İşi yapıyorum ve yapmış olduğum işten etkileniyorum. Bundan dolayı da kırılma fiili L eki aldığından dolayı dönüşlü fiil olarak karşımıza çıkmaktadır. Serdar çocuklarıyla her zaman övünürdü cümlesinde övünürdü yüklem. Övünen kim? Serdar, özne. Bakın, özne işi bizzat kendisi yapıyor ve yapmış olduğu işten de etkileniyor. Aynı zamanda ne ekimizi de aldığı için övünmek fiili burada öznesine göre nedir arkadaşlar? Dönüşlü fiildir. Öznesine göre fiillerin sonuncusuna yani işteş fiillere geçiyoruz. Yapılması için birden fazla öznenin olması gerektiği fiillere denir. İşteş fiiller şey ekini alır arkadaşlar. Bazen de leş ekini aldığı da görülmektedir. Öznenin işi yapma durumuna göre işteş çatılı fiillere karşılıklı işteş fiiller ya da değerli arkadaşlar birlikte işteş fiiller olmak üzere ikiye ayrıldığını görüyoruz. Örneklerimize bakalım. Evin çatısına konan kuşlar birden uçuştu cümlesinde uçuştu yüklem. Uçuşan ne? Evin çatısına konan kuşlar özne. Bakın arkadaşlar özne birden fazla çoğul ekini almış zaten. Uçuşma eylemini nasıl yapıyorlar arkadaşlar? Birlikte yapıyorlar. O yüzden biz buna birlikte işteş fiil adını veriyoruz. Şey ekimizi de aldığı görülmektedir.
Çocukların anlattığı fıkraya aileler gülüştüler cümlesinde bakın gülüştüler yüklem. Kim gülüşmüş? Aile gülüşmüş. Öz nedir arkadaşlar? Aile birden fazla kişiden oluşuyor. Dolayısıyla çoğuldur. Aynı zamanda ş ikimizi aldığını görüyoruz. Gülüşme eyleminde birlikte yaptıkları için nedir? Birlikte işteş fiil olarak kabul edilmektedir. Kız arkadaşıyla sahildeki pastanede buluştu cümlesinde buluştu yüklem. Buluşan kim? O gizli özne. Buluşma eyleminin gerçekleşebilmesi için iki tane arkadaşlar kişinin olması gerekiyor. Ş ikimizi de almış ve buluşma eylemi nasıl ortaya çıkar? Karşılıklı olarak ortaya çıkar arkadaşlar. Karşılıklı iki kişinin bir noktaya gelmesi söz konusudur. Bundan dolayı da biz buna ne diyoruz? Karşılıklı işteş fiil diyoruz. Televizyonda saatlerce eğitim sistemini tartıştılar cümlesinde tartıştılar yüklem ş ikimizi almış. Tartışma eyleminin olabilmesi için de karşılıklı iki grubun ya da iki kişinin olması lazım. Dolayısıyla tartışma da karşılıklı yapılan bir eylemdir. Bundan dolayı da biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Karşılıklı işteş fiil adını veriyoruz. Şimdi bu konuyla ilgili önemli bir notumuz var. İşteşlik bazı sözcüklerin arkadaşlar köklerinde vardır. Ek olarak ortaya çıkmaz. O sözcüğün kökünde vardır. Örneklerimize bakalım. Yıllardır küs olan iki aile Kurban Bayramı'nda barıştı cümlesinde bakın barıştı yüklem ve fiildir. Barışmak fiil arkadaşlar kelimenin kökünde şey ekini görüyoruz. Dolayısıyla barışmak karşılıklı yapılan bir eylemdir. Buna da biz ne diyoruz? Karşılıklı işteş fiil adını veriyoruz. İki ülke bundan yıllar önce Çanakkale'de savaştı cümlesinde savaştı yüklem ve fiil. Savaşmak kelimenin kökü şeykini almış. Savaşmak için de en az iki ülkenin olması lazım ve karşılıklı yapılan bir eylemdir. Bundan dolayı da kelimenin kökünde şeyki vardır. Biz buna da ne diyoruz arkadaşlar? Karşılıklı işteş fiil adını veriyoruz. Evet arkadaşlar, bir konunun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza kanalımı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.